Neon 1 ekranlarından herkese selamlar. Elimde gördüğünüz telefon şu sıralar çok sık soru aldığım, oldukça etkileyici fiyat performans oranıyla dikkat çeken Poco X3 NFC. Kısa süre önce Xiaomi'den bağımsız bir marka olduğunu ilan eden Poco, ülkemizde ilk günden itibaren çok sevildi. Rekabetçi fiyatıyla kullanıcı dostu olan Poco, uygun fiyata sunduğu dop dolu özelliklerle kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Elimde gördüğünüz Poco X3 NFC ise Poco'nun en güncel modeli ve sunduğu birçok avantajla ön plana çıkıyor. Şimdi kutuyu birlikte açacağız ve bu fiyat performans canavarı telefona daha yakından bakacağız. Siz de bu arada açıklamalara bıraktığım bağlantıya tıklayarak Poco X3 NFC'ye Neon 1 güvencesiyle ve avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Daha önceki modelleriyle kıyasladığımızda X3 NFC oldukça özgün bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazın polikarbon malzemeden üretilen arka kapağı çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Poco logosu ve ışığı farklı şekillerde yansıtan renk tonu, ilk göze çarpan detaylar, 4 kamera ve 1 LED flash'ın konumlandırıldığı kamera modülü köşeli ve oval bir tasarıma sahip. 165.3 mm uzunluğa ve 76.8 mm genişliğe sahip olan telefonun kalınlığı 9.4 mm, ağırlık ise 215 gram. 6.67 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranda herhangi bir kavis yer almazken cihazın etrafında metal bir çerçeve yer alıyor. Ekran konusundan bahsetmişken 1080x2400 piksel çözünürlük sunan ve HDR10 desteğine sahip olan bu ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim. Ve ekran konusundaki belki de en önemli kısım ekran yenileme hızı. Poco X3 NFC'nin ekranı 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. 10 bin liranın üzerindeki amiral gemisi modellerde bile 120 Hz ekran yenileme hızını her zaman göremiyoruz. Fakat Poco bunu uygun fiyatlı bir modelde sunarak kullanıcılarını sevindiriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde uygulamalarda ve oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü ve buna bağlı olarak çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edebiliyoruz. Ekranın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı. Bu ekranın dokunuşlarınıza çok daha duyarlı olduğu anlamına geliyor. Ve tabii bu da aynı ekran tazeleme hızı gibi oyunlarda büyük bir avantaj olarak kullanıcıları memnun ediyor. Güneşli havalarda açık alanda oldukça rahat kullanabileceğiniz iyi bir parlaklık değerine sahip. Bu ekranda herhangi bir çentik yok, ön kamera nokta şeklinde konumlandırılmış. Ayrıca ahizede bir de bildirim ışığı var. Bu sayede cevapsız aramalarda, bildirimlerde bu LED yardımıyla da ekranı açmadan görebiliyorsunuz. Tabii yüksek ekran tazeleme hızı ve akıcı bir oyun deneyiminden bahsetmişken işlemciden bahsetmemek olmaz. Poco X3, Qualcomm'un 8 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 732G işlemcisinden güç alıyor. Sondaki G yani gaming ibaresi işlemcinin oyunlar için optimize edildiği anlamına geliyor. İşlemci çekirdeklerinden ikisi 2.3 GHz hızında. 6 tanesi ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. 6 GB RAM'e sahip olan Poco X3 NFC'yi 64 GB ya da 128 GB depolama alanıyla satın alabilirsiniz. Depolama tarafında UFS 2.1 teknolojisi kullanılırken depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. 3.5 mm kulaklık girişinin korunduğu telefon, biliyorsunuz birçok telefonda artık 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmiyor. Poco bu konuda da avantajlı. Ayrıca bu telefonda stereo hoparlörlere de yer verilmiş. Hoparlörlerden birisi alışık olduğumuz şekilde alt tarafta yer alırken diğeri yukarıda ahizenin içine konumlandırılmış.
konumlandırılmış. Ve yine günümüzde birçok telefondan kaldırılmış olan FM radyoda Poco X3 NFC'de yer alıyor. Android 10 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzüyle kutudan çıkan telefon, küçük özelleştirmeler dışında saf Android deneyimi sunuyor. Tabi uygulamaların kategorilere ayrılması gibi sık kullanılan özelliklere de yer verilmiş. Cihazın ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram aralığına sahip. Bu kamerayla Full HD 30 FPS video çekebiliyoruz. Arka tarafta ise 64 megapiksel f1.9 diyaframlı bir ana kamera yer alırken, bu kameraya 13 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel de derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Arka kamerayla 4K 30 FPS video çekebiliyoruz. Ayrıca 720p'de de 960 FPS ultra slow motion videolarda kaydedebiliyoruz. Kameraların teknik özelliklerini kısaca özetlemeye çalıştım, fakat tabii asıl önemli olan kullanıcı deneyimi. Şimdi Poco X3 NFC'nin kamerasına birlikte daha yakından bakalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamera performansı bu segmentteki bir telefon için bence gayet iyi. Bu kamerayla hem kapalı ortamda, hem gün ışığında, hem de gece çekimler yaptım. Tabii bu kadar kamera, büyük bir ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı ve oyun performansıyla öne çıkan bir telefon olunca bataryanın da güçlü olması gerekiyor. Poco X3 NFC 5160 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor. 33 Watt hızlı şarj desteği sayesinde 0'dan %60 şarj doluluk oranına yarım saatte ulaşıyor. Tam şarja ulaşması ise yaklaşık 1 saat 10 dakika sürüyor. Telefonun parmak izi, yan taraftaki parmak izi sensörü oldukça iyi çalışıyor. Parmak izi sensörünün hemen üstünde ses açma ve kapama tuşu var. Parmak izi sensörü aynı zamanda on-off düğmesi. Cihazın üst tarafında kızıl ötesi sensörü yer alıyor. Zaten bu kızıl ötesi sensörü sayesinde de telefonu kumanda olarak kullanabiliyoruz. Sol tarafta sim kart slotu var. İstersek çift sim kartla ya da tek sim kartla telefonu kullanabiliyoruz. Tek sim kartla kullanırsak diğer girişten micro SD kart ile hafızayı yükseltebiliyoruz. Alt tarafta USB Type-C girişi, stereo hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Poco X3 NFC ile ilgili kullanıcı deneyimleri, öne çıkan özellikleri ve yaptığım testleri sizlerle paylaştım. Poco X3 ile ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilir. Açıklamalara bıraktığım linkten telefon hakkında tüm teknik verilere ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Daha iyi bir deneyim için Türkiye'nin çok sevilen alışveriş platformu Neon1'in mobil uygulamasını da eğer hala yoksa telefonunuza indirmenizi tavsiye ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere.